Merhaba arkadaşlar, Sürçlisan hoş geldiniz. Herkese güzel bir gün diliyorum. Uzun zamandır video çekemedim çünkü küçük bir turneye çıktım. Nürnberg ve Frankfurt gösterilerim vardı. Daha sonra da birazcık yorgun düştüm ki hala biraz yorgunum ama özledim kameranın karşısına geçip konuşmayı. Zaten cumartesi günü de İstanbul'a gidiyorum. Çünkü BKM Mutfak'ta bir gösterim olacak İstanbul Komedi Festivali kapsamında. BKM Mutfak Çarşı 17 Kasım Cumartesi akşam 8'de. Aynı gün BKM'de, yan yana onlar, BKM ile Mutfak. Aynı gün aynı saatte Yılmaz Erdoğan ve Çok Güzel Hareketler 2 var. Ben olsam ona giderdim sizin yerinizde. Niye beni aynı saate koymuşlar bilmiyorum. Beni ya çok seviyorlar ya hiç sevmiyorlar. Göreceğiz o akşam orada. Daha önceki videolarımdan birinde bahsetmiştim. Türkiye'deki kadınların özellikle Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu gibi kadının erkeğe muhtaç olduğu yerlerdeki kadınların %80'i tiroid ameliyatı olmuş. Çünkü tiroid çaresizlikten bozulan bir organ. Kadın çaresiz. Kadın sıla gibi savcıya falan gidemiyor. Kadın sıla gibi kendi ekmeğini kazanamıyor. Kadın sıla gibi avukat tutamıyor. Kadın sıla gibi korumayla gezemiyor. Kadın sıla gibi medyaya mal olamıyor. Kadın çocuk yapıyor, kadın temizlik yapıyor, kadın yemek yapıyor, kadın dayak yiyor. Kadın çalıştığı yerde taciz ediliyor. Kadın toplu taşımada taciz ediliyor. Kadın sosyal medyada taciz ediliyor. Memleketin kadınları taciz edildiğini bile söyleyemiyor. Çoğu abim katil olur, babam katil olur diye söyleyemiyor. Kimi namusu, iffeti için söyleyemiyor. Kimi taciz ettiği kişiye muhtaç olduğu için söyleyemiyor. Sıla'nın dayak yemesi ve buna karşı durması önemlidir. Ancak medyanın ya da toplumun ya da kamuoyunun adını ne koyarsanız koyun. Özgecan'dan sonra 700 kadın öldürülen yerde Sıla'yı bu kadar çok el üstünde tutup o 700 kadınla ilgili adam akıllı tek bir belgesel, tek bir film, tek bir etkili haber, tek bir açık oturum yapmadığı yerde insanın zoruna gidiyor. Şeyma'ydı adı galiba. Bir plazanın bilmem kaçıncı katından aşağı atılıp öldürüldü. O kızcağızın babası ki Twitter'ı çok iyi kullanamıyor. Belli ki birilerine yazdırıyor tweetleri. Bir Twitter'dan takip edin. Benim kızımı bir otelin 7. katından ya da bir plazanın 7. katından önce uyuşturucu verip sonra tecavüz edip sonra atan adam şu anda dışarıda geziyorken bana yaşamak haram diyor adam. Bu işin Sıla ve kadınlar tarafı. Ahmet Kural. Ya Ahmet Kural'ın kötü adam olduğunu siz Sıla'yı dövünce mi anladınız? Bu adamla ilgili daha önce kaç tane haber çıktı? Eski kız arkadaşını dövdüğünü haberini okumadınız mı? Hayranlarına saldırdığının haberini okumadınız mı? Ahmet Kural'la bitti mi sanıyorsun? O piyasada kaç tane psikopat, kaç kişinin hayatını zindan ediyor bilmiyor musun? Bir bakışta anlayamıyor musun? Ya yaşadığın ülkenin en çok izlenen videolarındaki adam seksiz, ırkçı bir adam. Bu adamın yaptığı bu seksiz ve ırkçı videolara giden adamlar kendilerini vatansever, kendilerini hayırsever olarak adlandıran sanatçılar. Toplumu zehirleyen bu videoları yapan adamlar Ahmet Kural'dan farksız mı zannediyorsun sen? Sevgilisine el bebek gül bebek mi bakıyor zannediyorsun sen? Annesine bile hakaret edecek fıtratta bir adam olduğunu anlayamıyor musun gerçekten? Memleketin en çok satılan spor gazetesinin adı AMK. Niye biliyor musun? Çünkü futbol seyircisinin ağzındaki en çok dolanan laf da AMK. Çünkü sen çocuğunu öyle yetiştiriyorsun abi. Sen çocuğunu öyle yetiştiriyorsun. Senin kızını öyle yetiştirilen bir çocuk dövüyor abi. Pırıl pırıl bir çocuk, bir Fenerbahçe taraftarı. Derbide ölüyor. Karşı takım taraftarı kendi takımına seni sevmeyen ölsün diye bağırıyor. Ölünün arkasından konuşulur mu ya? Anadolu kültürü bu yahu. Kore More değil bu. Hindistan falan değil bu. Arap coğrafyası, Afrika'nın çölleri falan değil. Pir sultanların, Aşık Veysel'lerin, Neşet Ertaş'ların, Kemal Tahir'lerin, Hacı Bektaş'ı velilerin, Yunus Emre'lerin, Mevlana'ların yaşadığı topraklarda bir derbi maçında ölen çocuğun arkasından karşı takım kendi taraftarını seni sevmeyen ölsün diye bağırmak suretiyle o ölen insanın ailesinin yarasına yara açıyor. Sonra sen diyorsun ki Ahmet Kural Sıla'yı dövmüş. Ahmet Kural Sıla'yı döver. Garsona şşş delikanlı baksana denilen yerde Ahmet Kural Sıla'yı döver. Bindiğin taksicinin müşteriyi soymaya, müşterinin onu hor görmeye hazır olduğu yerde Ahmet Kural Sıla'yı döver. Büyük fotoğraf gerçekten sıkıntılı. Politik düzlemde olay çok daha sıkıntılı. Bana iki kelime Türkçe bilmeyen, iki kelime Türkçe'yi bir araya getiremeyen, yıllarca Almanya'nın proteiniyle kaslı maslı bir herif olmuş böyle. Taksim'de bıraksan Beşiktaş'a gidemeyecek. Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu topraklarında değil dedeleri bilmem nerede, Balkanlarda mı nerede bir adam ne dedi biliyor musun? Sen dedi vatanını sevmiyorsun dedi. Neden? Olaylara eleştirisel baktığın için. Vay be. Gidelim olan Çanakkale'ye, şehitliğe. Arayalım dedelerimizi. Sen misin Türk, ben miyim bir bakalım. Ya da gel mani yarıştıralım mesela. Edebiyat konuşalım, müzik konuşalım, kültür konuşalım, din konuşalım. Sen misin Türk, ben mi? Bakalım. Sen Almanya'da günde 3 öğün et yerken ben memlekette babamın memur maaşı yetmediği için sadece ayın 15'inde et yiyebiliyordum. Hangimiz Türk bakalım. Almanya'nın en büyük tiyatro salonlarında ana dilimde her kesimden insana komedi gösterileri yaptım. Almanya'nın tek Türkçe radyosunda yıllarca temizlikçi Fatma teyzeye, taksici Ahmet abiye güzel anlar yaşatmaya çalıştım. Kazandığımı da götürdüm memlekette sevdiklerimle, ailemle paylaştım. Sen burada memleketine, insanına, toplumuna, ailene,
kendine bile kültürel anlamda savunduğun, övündüğün, kimliğin anlamında tek bir şey yapmayıp sonra İşte sen öylesin de ben böyleyim diyebiliyorsan. Kim gerçekten Anadolu'nun insanı? Yani siz böyle takılıyorsunuz biziz falan diye ama kimsiniz oğlum siz? Ne zaman geldiniz? Ne zaman oraların sahibi olduğunuzu iddia etmeye başladınız? Ne zaman bu kültürün öncüsü olmaya başladınız? Ve ne zaman bu kadar bizi hor görmeye başladınız? Siz kimsiniz? Yüzyıllardır ben oranın çocuğuyum kardeşim. Benim gibi bir sürü insan kendini şu anda dışlanmış, ötelenmiş, ötekileştirilmiş hisseden bir sürü insan. Bunu yapanlar kim? Biz ötelenenler kimiz? Bakalım. Ahmet Kural, Sıla, Şanlıurfa'daki imam, rektör, askerden gelip günler geçmedi diyen Sabancı'nın çocuğu, bir sürü gündem maddeleri içinde ben bu duygularla bir tribe girdim. Böyle bir video olsun bu. Daha fazla olayı çok somutlaştırmayayım. Kendinize iyi bakın.